Bayraklardan rüzgar gözüküyordur herhalde. Ama biraz sonra arkamızı alacağız. Az kaldı. Uzun parkurun startını gerçekleştireceğiz. Bu yüzden start noktasında yalnızca uzun parkur bisiklet sporcularımızın olmasını rica ediyoruz öncelikle. İstanbul'da Beykoz'a Yüksel Grand Fondo'nun startındayız. Öncelikle bir kez daha şu anda start noktasında olan sporcularımızın start. Ben bugün yalnızca uzun parkuru fıtı yarışacak sporcularımızın emin olmalarını rica ediyoruz. Yalnızca uzun parkurda yarışacak bisiklet sporcularımızın herkes şu anda hazır. Start noktasında sonra olmalarını rica ediyoruz. 100 kilometrelik startımızı yapacağız arkadaşlar. Ardından bu kez kısa parkurumuzun start için start noktasında yerlerimizi almaya başlayacağız. Çok eğleneceğiz, çok. Evet. Onları hep birlikte canlı yayınlarımızla da izliyor olacağız. Efendim, aynı zamanda tüm coşkumuzla, heyecanımızla da onları ben koşu diye geldim. Sinetso alanında beklemeye devam edeceğiz. Hemen ardından izme yok mu bunda? Kısa parkurumuzun startı için hazır olmaya başlayacağız. Ve tüm sporcularımız hazır olduğunda da kısa parkurumuzun startını gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi bu kez her kesimden insan var. 5 kilometrelik parkuru kat edecek kısa parkur yarışçılarımız. Onlar için de Beykoz Belediye Başkanımız konuşuyor. Kendisine teşekkür ederiz bu Beykoz'daki tüm faaliyetler için. Yani bu Beykoz spor ormanı falan efsane gerçekten. Diğer belediyelerin de örnek olmasını diliyoruz. Hadi bakalım şimdi. Türksel Aydınlığı ve Sayın Kaymakamlığı İl Spor Müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Hazır mısın? Burayı bayram yerine çevirdiğiniz için sizleri alkışlıyoruz. Hadi gidelim, hadi gidelim. Yok mu gitmem ben? Gitmeyeceğim. Vallahi gitmeyeceğim ha. 5. Hadi bakalım başlıyoruz. 3 2 1 ve yarışın aslında en tehlikeli bölümleri burası arkadaşlar. Neutral start. Selamlar. Neutral start. Belli bir hızı geçmeyeceğiz şimdi. Ama biraz kalabalık oluyor buralar. Yarış direktörümüz Arzu. Ona da geçmiş olsun tekrar. Hedefiniz ne? Hedef medef yok ya. Bam bam bam. Neutral start çok güzel arkadaşlar şu anda. Çok sakin. 20-25'i geçmeden gidiyoruz. Buralarda böyle ufak ufak yokuşlar var. Selam. Ne haber? Evet, startı verdik arkadaşlar. Asla durmadan gidiyoruz. Aynen öyle, bakalım. Hop 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 hop. Ne yapıyorsun? Zincir atıyor. Kopek de geldi. Evet, neutral start yokuşta başladı arkadaşlar. Güzel oldu. İşte bu yarışın güzelliği böyle ufak ufak yokuşlar ve sonrasında büyük yokuşta başlıyor. Onun için büyük bir eleme oluyor orada. Zaten şu anda ön grup belirlendi bile. Ben bu yarışta normal antrenmanımı yapıyorum yine arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bu ay sonu Half Dünya Şampiyonası. 10 Eylül'de de full dünya şampiyonası var Ironman. Onlar için uzun antrenmanlar. Böyle 1000 kişiyle beraber antrenman yapıyoruz bakalım. Ve ekip gelmiş. Güney çifti. Önde domestik Güney. Bunlar bütün Avrupa'nın bütün zirvelerine sürdüler, öyle geldiler. O yüzden buradaki yokuşlar onları pek şey yapmayacak. Denize geldik.
Şu an 53.7 kilometre oldu. Mis gibi gidiyoruz yolda. Domestik geride kaldı. Oğlum solda gitseniz de boş buralar. Trafik kapalı, trafik. Herkes sağdan gidiyor. Solda trafik kapalı arkadaşlar. Gel. Gel gel. Şu an sola çıkıyoruz ve ilk yokuşumuz başlıyor arkadaşlar. 6.2'de. Evet, ben parkur testinde daha ileriden dönmüştüm ama sonradan parkur değişti. Ve buradan yokuşumuz başlıyor. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, yarış bunlardan sonra, yokuştan sonra bayağı şekil alacak. Evet, o kadar alışmışız ki arkadaşlar. Bakın herkes yolun sağ tarafından gidiyor. Ama aslında trafik kapalı yani. Burası da boş. Evet, bu yokuş müddesine tam 1 kilometre kaldı. Ama biraz sonra biraz daha rahatlayacak. Bisikletiniz çok renkli bak hanımefendi. Ne haber? Abi lan ya, ne kadar güzel o bisiklet. Maşallah diyeyim. Kavacı'ya geldik. Kafa rüzgarı gelmeye başladı. Bugün 30 km rüzgar var arkadaşlar. Konça Riva'ya kadar biraz saklanmak lazım. Gerçekten harika rüzgar. Evet, şu anda 4 kilometrelik tırmanışımız daha başladı. Ve kafadan rüzgarı yiyoruz. Bu Beykoz kanatlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar biraz rahatlayacak ama biraz sonra yarışın en sert yokuşlarından biri geliyor. Kent kapılarına geldiğimiz zaman yokuş bitmek üzere ama daha var. Daha 800 metre var. O buralar rahatlıyor. Rüzgar efsane. Tırmanış bitti. Şimdi bir süre iniş. Grup gittikten sonra böyle kendinize ufak gurbet dolar kuruyorsunuz. Ama işte gurbet dolu çok iyi atak yapmaya gerekiyor. Çünkü ön taraf gitti zaten. Yani onları yakalamak çok zor. Ve sağlıklı bir şekilde finişe gitmek lazım.
Yuva'ya geliyoruz arkadaşlar. Buradan soldan devam. Yuva'da bir tur atıp buradan geleceğiz. Yuva tırmanışı da tamam. Bayraklardan rüzgar gözüküyordur herhalde. Hava biraz sonra arkamızı alacağız. Az kaldı. Evet, şu anda loop'un birleştiği noktadayız. Buradan gelecek bisikletçiler. Biz de biraz sonra buradan geleceğiz. Yani ön grubu göremedik. Aa, gelemediler ya. Şu anda Karadeniz kıyısına geliyoruz arkadaşlar. Eğlence başlıyor. Evet. 250 watt ve 18'de gidiyoruz. Birleştik. Şimdi biraz kalabalık olduk. Batuhan merhaba. Selam. Ne diyorum, tri tayfa. Lan önüne bak. Hey Iron Man. Riva'dan çıktık. Şimdi yine bir yokuş ileriden sola döneceğiz. Bir tarifa da burada. Çok sağanak rüzgarlar var arkadaşlar. Tam böyle giderken yandan bir çakabiliyor. O da dengeyi bozuyor. Ama yani bugün için 30 km rüzgar gösteriyor. İçine girince arkadaşlar bir karıştı ortalık. Arkadan grup geldi, ön gruba yetiştik falan filan derken bir grup daha oluştu. Biraz daha sakinledik şimdi. Bu tatlıya inemedin ya. Beslenme zamanları arkadaşlar. Biliyorsunuz her 20 dakikada bir, yarım saatte bir tane jel almak lazım. Yani her bir saatte 60 gram ve 90 gram arası karbonhidrata ihtiyacı var vücudun böyle performanslarda. Onu artık nasıl alıyorsanız, yanınızda istiyorsanız hurma taşıyın. Ama bunun en basiti jel oluyor. Bunları da atmıyoruz arkadaşlar. Aha çöp. Sert bir yokuşa daha geldik arkadaşlar. Burada yine grup dağılır. Bu yokuş tam 3.3 kilometre.
89 abi. Yok, o devam ediyor ondan sonra. Ediyor. Aynen, o sert bölüm öyle. Sonra yeşil yeşil devam ediyor. Bu uzun antrenmanla bana eşlik eden 1000 kişiye teşekkür ederim. Çok iyi oluyor böyle. Buralarda hep yalnız sürüyorduk. Sıkıntı var mı? Evet, 53. kilometrede böyle köylerin içinden geçiyoruz arkadaşlar. Yol en azından düz oldu şu anda. Hava harika ama, yani rüzgarın dışında. Evet, burada güzel bir işimiz var köyden sonra. Evet, şu anda 58. kilometreye geldik. Grup böyle rahat rahat gidiyor valla, güzel oldu. Polonezköy'e geliyoruz arkadaşlar. İstanbul'un en güzel bisiklete binilen yerlerinden biri. Ve biraz sonra İstanbul'un en güzel yokuşlarından biri. Evet, %2'lerle yokuşun birinci bölümü başlıyor. Önce Polonezköy'e çıkacağız şimdi. Evet, biz de teşekkür ederim bugünkü antrenmana gelmişsiniz. Öyle hep tek başıma yapıyordum. Son antrenman, son uzunlar. Bir araman yeterli. Eyvallah. Belediye hemen sefer belediye. Acil senin için yolları kapattın. Vallahi öyle olmuş ya. Bakana getirdik daha ne yapalım. Bir anda 12'ler, 13'leri görmeye başladık. Daha da artacak var, doğru mu? Ha? Daha artacak mı peki? Yok, bu kadar. En serti burası böyle bir 100 metre falan şu ucu. Ve Polonezköy hoş geldiniz diyor. Şimdi Polonezköy görünce bir rahatlayacak. Sonra bir tane daha. Evet, Polonezköy meydana geldik arkadaşlar. Burası böyle bir 50 metre falan düz oluyor. Yani hafif eğim oluyor. Sonra yine başlayacağız bakalım. 64 olmuşuz. 74, 84. 94. Aynen. Ama 45 dakikada biter yani. Biz bir bu yokuş, yani bunun uzantısı yokuş. Sonrası gerisi hep düzlük. İşte keyif bu be. Bizim için kapatılan yollarda mis gibi sürüyoruz işte. Demin su da verdiler. Yani bu yarışlarda illa yarışmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Bugün ben normal antrenmanımı yapıyorum. Geldim. Araba yok, hiçbir şey yok. Son yokuş, gerisi hep düzlük bölümüne geldik. Burası biraz sert bir yokuş ama. Uf.
Oh, bitiyor. En sert bölümü bitti arkadaşlar. Buradan bakın. Şimdi biraz yeşil, sonra iniş. Sonra yine ufak tefek çıkışlar var. Ve daha şu anda 70. kilometredeyiz, 24 kilometre kaldı. Oh, su noktaları. Süper valla. Water! Kana eğitimini ben verdim. Oh, çok güzel. Suların kapakları da çok güzel valla. Tam 78. kilometrede buradan sola giriyoruz arkadaşlar. Sağ ol. Evet. Yok yok. Çok hafif hafif. Evet. Az kal dediğinden bir de 5 tane tırmandı. Evet, burada bir yokuş daha varmış arkadaşlar. Bunlarla bunu çöz biz. Ama gerisi hep düzlük bence. Hangi geri? Geri. Geride kalanlar. Bravo, bravo, bravo. Batabilirsin. İyi, sağ ol. Hadi bitti, az kaldı yokuş. Bu sefer kesin son yokuş arkadaşlar. Son düzlük arkadaşlar. Oh, son bir kilometre. Şimdi keyfini çıkaralım. Son düzlük arkadaşlar, şimdi sprinte kalkıyoruz. Kalkmıyoruz tabii, yok öyle bir keyif. Şu anda 70. veya 100. falanız zaten. Yok öyle kasmaya gerek yok. Onları bitiş çizgisinde karşılamaya devam ediyoruz sponsorlar olarak. Harika bir kalabalık bizi artık bekliyor. Artık heyecanla son sporcumuz gelene kadar burada sprint atmaya devam edeceğiz. Tebrikler. Evet, bir yarış daha bitirdik arkadaşlar. Mis gibiydi vallahi. Güzel antrenman oldu. Valla bu yarışta işte her zaman için söylüyorum. Sadece bam 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 gitmek zorunda değilsiniz burada. Gelip mis gibi antrenmanınızı yapabilirsiniz. Sizin için kapanmış yollarda mis gibi bisiklete binebilirsiniz. Kimse size hızlı gidin demiyor. Kafanıza göre gidebilirsiniz. Evet, bakın şimdi burada da eğlence alanı. Ooo, mis gibi. Şimdi üstümüzü değiştirelim ve bu eğlenceye bakalım biraz. Bu arada madalyamız da süper. Oo, renkli renkli. Beykoz Belediyesi'ne, Türksel'e, bütün sponsorlara teşekkür ederiz. Shimano'ya da teşekkür ederiz burada. Hazır buradayken. Hadi gelin üstümüzü değiştirelim. Sonra tekrar buraya gelelim. Yavaş yavaş finisher'lar geliyor. Ne yapıyoruz? İyiyiz abi. Nerede kaldınız ya? Biz gezdik abi. Parkur çok güzeldi. Valla. Hazır buraya İstanbul'a kadar geldik. İstanbul'a kadar gelmişken çok iyi abi siz. Yani Çeşme'deki yollara bozuk dersiniz. Ya ya, bir de diyoruz Çeşme'ye gidelim. Abi işte burası. Ben gelip buraya geleceğim. Ne yaptın? Fatih abi nasılsın? Nasıl bir yarış? Güzeldi abi, biz kısadaydık. 2017 yılından beri takip ediyoruz. Süpersin. Merhaba şampiyon. Merhaba, nasılsın? İyi misin? Bravo. Parkur testinde demiştim, böyle biz gideceğiz. Sonra Gökhan kaçacak ve yarışı kazanacak demiştim. Ne oldu?
Yine. Hem dediğim oldu değil mi? Uzun parkur gerek rastman bir. Nerede kaçtın? Nerede kaçtım? Yine Polonezköy rampalarına bir kaçış rampasında bir kaçış oluşturduk. Sonrasında Polonezköy rampalarında yine bir kaçış oluşturduk. Kaşa çok her şey saldırı çalışamadık ama 3 kişiydik, finişe geldik. Yeni takım güzel oldu diyorsun. Yeni takım güzel oldu, yeni pistler güzel oldu. Çatırlar uçacak. Böyle gidiyor. Oh, bir tane gol. Dikkat! Dediğimiz gibi. Biraz önce çadır uçtun arkadaşlar, ona yorum kaldı. Adam şu anda Türkiye'nin en iyi Grand Fondo yarışı. Amatör yarışı. Öyle diyorsanız o mertebeyi... Yani öyle gözüküyor yani şu anda. Bu kadar da mütevazi bir arkadaş. Yakında ondan bir podcast yapacağız. Hep böyle triatletlerle falan yapıyoruz. Bisikletçilerle yapacağız. Tabii ki Gökhan'la yapacağız. Onun için onu bekleyin arkadaşlar. Böyle bir denk getirmeye çalışacağız. Ben evi bir taşıyayım da ondan sonra yapalım. Menajeri olarak benim de görüşmeler. Evet, sen niye araya girip duruyorsun? Abi... Bir de bu araya giriyor. Ay kamerada geniş yolu da çekiyor. Evet, bu ekip güzel yarışı, güzel kazans belasız. Burada bisiklet ortamı, bisiklet sektöründeki insanlar hepsi temiz insanlar. Kesinlikle. Onun için bu... Yani bu tarz yarışlara sahip çıkalım desek çıkalım. Sadece şu expo alanında bu ortam için bile yenilir bu yarışı. Kesinlikle. Şimdi ben oralara gideceğim. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Desteğin için çok teşekkürler. Tebrikler. Bunlar da işte bu organizasyonu yapanlar. Merhaba, şükürler olsun. Herkesin ayağına sağlık. Ankara'ya da bekliyoruz 10 Eylül'de. Ya Ankara'da deniz yok ki. Ya ama etme Fatih ama abi. Ama gökyüzüne bakınca denizi görebiliyorsun. Eren 125 kilodan bu hale gelmiş. Biraz daha var. Biraz daha var. 7. bisikletini almış. Aynen. Biraz nasıl gidiyor abi? Hayat değişti mi? Çok değişti abi. Hayat kalitem çok değişti. 2 gün bisiklet çıkmasan geliyorlar. Harika abi. Süper. Ta Bolu'dan mı geldin? Bolu'dan geldin, süper. Görüşürüz. Hadi bak. Ne var yiyecek? Abi, hot dog var. Ana. Çok iyi gidiyor. Gözüm açıldı. Gözle parlıyor zaten. Biz de bir dalalım o zaman. Ve birincimiz... Gökhan Uzuntaş. Evet, Gökhan Uzuntaş. İkincimiz Merve Güney galibiyet kürsüsünde yerini alıyor. MG Endurance'dan Merve Güney galibiyet kürsüsünde yerini alıyor. Ve birincimiz yüksek alkışlarınızla Şeriz Pamuk! Cycling Babes'ten kimesin? Kadın bisiklet sporcularımız için gerisi seni. Şey, lahmacun yerin evine gidiyoruz. Evet, bir pilav pişir de gidelim. Evet, bir yarışın daha sonuna geldik arkadaşlar. Özellikle uzun parkur, parkur açısından, parkur kalitesi açısından süperdi. Ama kısada bir sıkıntılar olmuş. Kısacılar biraz daha kısa dönmüşler bazı yerlerden. Bir loop vardı. Orada bir şeyler karışmış ve maalesef kısa dönmek zorunda kalmışlar. Polisler yanlış yönlendirmiş. Yani bazı problemler var. Eminim organizasyon bunu önümüzdeki sene çözecektir. Ki parkurun da yine önümüzdeki sene değişiyor olması lazım ki bu sıkıntıların yaşanmaması için. Çünkü aynı parkur olursa gene aynı sıkıntılar yaşanır. Onun için önümüzdeki sene için bir şeyler yapılacaktır. Bu arada Ankara yarışı geliyor çok yakında ve İzmir'de de geliyor arkadaşlar. Ekim başını bekleyin, İzmir'de de yine bir Grand Fondo gelecek. Evet, ben bu arada eve geldim arkadaşlar ve bak canavar burada. Ne diyeceksiniz, neden üste koymadın abi? Çünkü evin girişinde ağaçlar var arkadaşlar benim şimdi. Onu oraları kesmemişler çünkü ev yıkılıyor. Biliyorsunuz ben Instagram'dan görmüşsünüz, taşınıyorum. Daha taşınacak evi bulamadım ama taşınmam lazım. İşte orası öyle olduğu için buraya içine koyuyoruz ama bakın Toyota Corolla Cross'un içi de böyle kocaman, her şeyi alıyor vallahi. Zaten ilk bu biz Yunanistan'a gitmiştik Berk'le. Bunun için iki tane bisiklet koymuştuk. Bunlar çok rahat alınıyor böyle. Her sporcu için çok rahat böyle. Buralar kocaman. Ayakkabılar burada, tight şeyler burada, kasklar burada. Koşu ayakkabıları burada. Bunun içinde böyle jellerimiz var. Neyse bunu sonra anlatırım ben. Şimdi gidelim, hemen şu videoyu editleyelim. Şu eski evimizde son videomuzu editleyelim. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.